dinsizlerle ittifak yapıyorsunuz gibi son derece incelikten uzak, yani siyasetin dilini bozan şeyine bir cevap vermek isterim. Saadet Partisi AK Parti'ye karşı şu tutumu ortaya koymuştur. Bir, kimseye dinini sormak bizim haddimiz değildir. İki, CHP'li yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın kendilerinin dinle ilişkisinin ne olduğunu tanımlamak kendi bilecekleri iştir. Ama bunun yanında toplumumuzda bir hakaret olarak algılanan, genelde bir hakaret olarak algılanan bu dinsiz tanımından ben CHP'yi ve CHP'lileri tenzih ederim. Yani hiçbir zaman o üsluba katılmam. Saadet katılmamayı bırakın, o üslubu kınarım. Saadet Partisi şunu der, bakınız. Birisi bana şu soruyu sormuştu, aynı benzer soruyu sormuştu. Yani dinsizlerle ittifak yapmak şey midir, uygun mudur? Ben de ona hırsızlarla ittifak yapmamak uygundur şeklinde cevap verdim. Bu hayata bir anlamda kimlikler üzerinden ve ilkeler üzerinden bakışın farkıdır. Saadet Partisi hayata ilkeler üzerinden bakar. Şunu söyler, der ki bir insanın kimliğinin Müslüman, Hristiyan, ateist vesaire olması önemli değil. Siyaset arenası burası. Ha, siyasette ittifaklar önemlidir. İttifaklar da kimlikler arasında değil, ilkelerin altında ve ilkelerin ışığında yapılır. Evet, biz insan hakları, karşılıklı saygı, sevgi ama bunun üzerinde benim en çok önemsediğim bir arada yaşama iradesi. Değil mi? Biz 1,5 senedir bunu söylüyoruz. Bu barış bildirisinden vesaireden bir arada yaşama iradesinin vurgulanması. Çoğulcu demokrasi, insan hakları açıklığı, demokrasinin tüm komponentleri. Yani şeffaflık, hesap sorulabilirlik, sadece seçim ve şey değil. Bunlar da dahil. Bu ülkeler etrafında biz son derece uyumlu bir şeyiz. İttifakız. Bakın siyaset Türkiye'de yeniden tanımlanıyor. Bunu referandumdan sonra konuştuk. Şu anda Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan eski siyasettir. Burada eski Türkiye. Eski Türkiye, eski siyaset, eski eski her şey. Burada insanların yaşına vesairesine bakmayınız. Siyasi tutumlarına bakınız. Ben Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Karamollaoğlu ve Sayın Akşener'in ve Demokrat Parti'nin bu çıkışını yeni siyasete bir adım. HDP'yi de bunun dışında tutmam işin açıkçası. Bunun burada biz şunu diyoruz. Biz tıpkı 1. Meclis'in yaptığı gibi bu ülkenin bu ülkeyi temsil edebilecek insanlarla, o çeşitliliği ve o liyakati sağlayan insanlarla yeni bir Türkiye kurabiliriz ve bu Türkiye'de herkes mutlu bir şekilde yerini alabilir. Evet.